Tunahan Akdoğan yanımızda, Etimesgut Belediye Spor Teknik Direktörü. Hocam, güzel bir galibiyet oldu. İkinci devreye de 2-2 galibiyetle başladı takım. Bundan sonra artık hedef nedir? Ya bizim hedefimiz bütün müsabakalara tek tek bakıyoruz. Her müsabakayı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Yani bugünkü arkadaşlarımız, rakibin tabii konumu itibarıyla genç bir takım. Onlar iyi bir mücadele ediyorlar. Bu tür maçlar kolay gibi gözükür ama zor. Çünkü rakibin kaybedecek bir şeyi yok. Biz tabii oyunu iyi bir şekilde force edip golleri bulduk. Biraz daha topu yere indirip iyi pas yaptığımız takdirde ve ondan sonra tabii final paslarını verip daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. O tabii biraz zamana daha ihtiyacımız var. Oynadıkça daha iyi olacaklar. Bizim hedefimiz bütün maçları kazanmak. Yani öyle net bir hedef ben belirlemiyorum. Yani şimdi bu hafta bu bitti. Eyüp Spor'la da hocam 10 puanlık bir fark oluştu. Ya biz aşağıya bakmıyoruz. Biz yani ilk yarının son dönemlerinde kaybettiğimiz müsabakalar veya berabere kaldığımız müsabakalar, kazanabilirdik onları biz. Ama tabii futbolda biliyorsun neticeyi almak çok önemli. Şimdi tabii bu devre arası iyi geçirdik, devre arasını iyi geçirdik. Tabii çocuklar sahada istekli, arzulu, iyi mücadele eden bir görüntü sergiliyorlar. Şimdi şu iki maç bizim futbolcular üzerinde de bir böyle olumlu bir hava esteceğini düşünüyorum ben. Hani kazandıkça, moral geldikçe daha iyi futbol, daha iyi mücadele ve neticeyi de almasını bileceğiz inşallah. Başarılar hocam. Sağ ol. Kaptan Mehmet Taşçı yanımızda. Kaptan, güzel bir galibiyet oldu. 3-0'lık Karabükspor galibiyeti. İkinci yarıya da 2-2 ile başladınız. 10 puanlık bir fark oluştu Eyüp Spor'la da. Artık Etimesgut Belediyespor üst sıralara tırmanabilir mi? Etimesgut Belediyespor olarak, futbolcular olarak, başkanımız olarak, hocalarımız olarak hedefimiz zaten en kötü playoff oynamaktı. Bulunduğumuz yerden memnun değildik. İlk yarı beklediğimiz sonuçları alamadık, istediğimiz sonuçları. Alamadığımız sonuçlardan ötürü aslında sıralarda kaldık. İkinci yarıya iyi başladık Niğde galibiyetiyle. Bu maç daha da önemliydi bizim için. Niğde galibiyetinin daha da anlamlı olabilmesi için bu maçı kazanmak istiyorduk. Kazandık, 3 puan aldık. Düz o yüzden. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. İkinci lig kırmızı grupta Etimesgut Belediyespor, Kardemir Karabük Sporu 3-0'lık net skorla mağlup etmeyi başardı. Yanımızda maçın yıldızı Akın Akman var. Nasılsın? İyiyim. Güzel bir galibiyet güzel oldu. Güzel galibiyet oldu. İkinci yarıya iyi başlamıştık. Devamını getirmek istiyorduk. Bu maçı da kazanmak bizim adımıza çok iyi oldu. Önümüzdeki maçlara bakıp daha iyi skorlarla ben de kendi adıma skora daha katkı fazla yaparak devam etmek istiyoruz. İnşallah sezon sonu playoff'u zorlayan, playoff'un içinde yer alan bir ekip olmak için her maçı üstüne koyarak oynamak istiyoruz. Bu maçı da kazandık. Yani önümüzdeki maçlara bakıp daha iyi oynayıp daha fazla skor yaparak devam etmek istiyoruz. İnşallah gereğini yapacağız. Gol sayını da 3'e çıkardın. İkinci goldeki zamanlaman da çok iyiydi bence. O kafa golündeki. Şimdi Eyüp Spor'la da fark 10'a çıktı. Artık Etimesgut Belediyespor playoff düşünebilir mi? Düşünebilir. Biz zaten ikinci yarının yani parolası olarak önümüzdeki 6 haftanın değerlendirmek istiyorduk 6 haftayı. 2-2 yaparak başladık. İnşallah Bodrum deplasmanı var önümüzde. Onu da iyi bir şekilde atlatırsak 3-3 yapacağız inşallah. Yani playoff'u zorlayacağız. Bundan emin olabiliriz. Allah'ın izniyle. Çok sağ ol.